Bizim ilçeye vardık. Dolmuş'tan yol arkadaşımla beraber indik. Yol arkadaşım bütün köylüyü sarılırken tır Mahmut'un nasıl koşturduğunu merak ediyordu. Bu macerayı dinlemeden benden ayrılmak istemiyordu. Meydandaki kahvenin önüne oturduk. İki çay söyledik. Biri açık, biri demli. Ben anlatmaya başladım. Çaylar geldi. Maraşlı bir asker arkadaşım var. Adı Ökkeş. Ökkeş askere geldiğinde evliydi, iki de çocuğu vardı. Askerden sonra her telefonda, her mektupta gel misafirim ol der dururdu. Ben de işten güçten, daha doğrusu muhtarlık seçimlerinin başımı açtığı belalardan fırsat bulup da gidemedim. Çocukların sünnetine de çağırdı. Gitmesem ayıp olacaktı. Gitmeye karar verdi. Maraş'a gideceğim duyulunca Tırı Mahmut beni her gördüğü yerde "Aman boş gelme muhtarım" demeye başladı. Bunun diline düşesiye git başka yere düş. Maraş'a gideceğim gün "Mahmut var mı bir isteyen ne getireyim" dedim. "Eritmeden getirebilirsen dondurma getir" dedi. Gülüştük. Maraş'a vardım. Askerlik arkadaşım beni otogarda karşıladı. Sarıldık, kucaklaştık. Beni evine götürdü, yedirdi, içirdi sağ olsun. Düğünü de ettik. Düğünden sonra beni bırakmadı. "Bir iki gün daha misafirim ol, Maraş'ı gezek" dedi. "Tamam" dedim. Ulu Cami, Döngel Mağaraları, Maraş Kalesi. Maraş'ı gezdik, tozduk. Maraş'ın içine gelince Ökkeş bir bakkala uğradı. Ben dışarıda bekledim. Bakkaldan elinde bir paketle geldi. Paketin içinde kına gibi yeşilimsi bir ot vardı. Cebinden sigara paketi kağıdını çıkardı. Bir yaprak kopardı. Tozu paketin içine tütün sarar gibi sardı. Üçe katlayıp dilin dudağının altına itina ile yerleştirdi. O zamanlar da Cüneyt Arkın filmlerini falan seyrediyoruz. Kara Murat filmleri mi? Yok. Cüneyt uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele ediyor. Komiser Cemil falan. Ben herhalde Ökkeş böyle bir bataklığa düştü dedim. Korktum. Ulen tertip. Esrar mı bu yoksa dedim. Yok tertip. Bizim burada bu eşkere satılır. Biz bunu devamlı kullanıyık. Alıcıyım dedi. Ver bakayım dedim. Bana da sardı verdi. Hap gibi yuttum. Yürümeye başladık. Ökkeş bunu böyle dudağında hükmü gelene kadar bekleteceğim. Sonra da çıkarıp atacağım dedi. Neyi atacağım Ökkeş? Ben otu yuttum dedim. Abo. Ben sana demeyi unuttum. Bunu böyle dudağından atıcıydın. Yok bunu yutarsan ishal olun. Dedi. Ökkeş lafını bitirmeden benim karnım guruldamaya başladı. Bana bir helal bul Ökkeş dedim. Kendimi helaya zor attım. Ökkeş bir cami buldu. Ben tuvalete gir çık gir çık. O da beni dışarıda bekledi. O gün orada akşam ettik. Neyse benim gitme vaktim geldi. Memlekete eli boş dönmeyeyim tertip. Beni hediyelik eşya alabileceğim bir yere götür dedim Ökkeş'e. O da beni kapalı çarşıya götürdü. Bakırcılar çarşısını dolaştık. Güzel şeyler var ama hem fiyatlar cep yakıyor hem de Mahmut'un işine yarar bir şey yok. Ben ne alayım diye düşünürken Ökkeş yine sigara paketini cebinden çıkardı. Tütün sarar gibi sardı. Otu içine koydu. Tütün sarar gibi sardı. Dudağının altına yerleştirdi. O anda aklıma bir cinlik geldi. Bizim Tırı Mahmut'un çocukluğundan beri kolu uyuşur durur. Doktora, hekime de gitmez. Ökkeş'e "Sen bu tozdan bana bir iki kilo ayarla ben bunu götüreyim" dedi. Ökkeş
Ne edeceksin? Tertip o kadar otu, dedi. Karışma, dedim. Aklım sıra. Otu şifalı diye tırı Mahmut'a yutturup onu da ishal edeceğim. Ulen muhtar, sen de az değilsin ha. Onun bana yaptıklarının yanında solda sıfır kalır bu. Köye vardım. Köye gittim, kahveye vardım. Tırı Mahmut hemen yanıma geldi. Muhtarım, ne getirdin bakalım, dedi. Ben ot poşetini çıkardım, masanın üzerine koydum. Bu önce getire getire bunu mu getirdin der gibi burun kıvıracak oldu. Başladım otun şifalarını anlatmaya. Bu ot her derde deva, hastalara şifa, ülsere, kansere, el, diz, kol ağrılarına birebir. Senin de ben bildim bile kolunu uyuşturur. Al bunu kullan, dedim. Maraş'ta kaç gün kaldıysam bir tane bastonlu adam görmedim. Hepsi bu otu kullanırmış, dedim. Bizim ihtiyarlar bizi duymuş. Toplandılar mı bizim masanın etrafına? Mahmut bu otu almayacaksa biz alalım. Bastonlardan kurtulalım, dediler. Mahmut o arada kulağıma eğildi, bir şeyler fısıldadı. Mahmut otu alsın diye. Oo, sen ne diyorsun? Bu ot ölüyü diriltir. O işe de birebir. Maraş'ta her evde 8-10 çocuk vardı. Sebebi bu ot, dedim. Mahmut ot poşetine yapıştı. İhtiyarlar da yapıştı. Mahmut kimseye kaptırmaz ama yapışanlardan biri babası. Bana söz düşürmediler. Kaş göz işareti yaptım, anlamadılar. Otu üleşmeye karar verdiler. Kahveci bir tepsi getirip ot dağıttı. Otu bölüşüp dağıttı. Ben baktım işler kötüye gidiyor. Yavaş yavaş sıvıştım. Yorgunum, dedim, kaçtım. Ertesi gün bütün köy çalkalanıyor. Herkes ishal olmuş otu kullanan. Millet salgın mı var acaba? Su mu dokundu acaba? Diye dört dönüyor. Muhtar geldi, benim mobileti istedi. İlçeye gidip haber edecekmiş. Muhtarım, dedim, sen dur. İshal olanları biz bir araya toplayalım. Ben bu ishalin neden olduğunu biliyorum. Camiden anons ettik, ishal olanlar kahveye gelsin diye. Gelen giden yok. Herkes tuvalet kuyruğundadır da ondan. Yok. Neyse. Bu sefer dedik ki muhtardan ot alanlar, yani benden ot alanlar kahveye gelsin diye anons ettik. Gele gele bir kişi geldi. Kim dersin? Tırı Mahmut. Evet. Tırı Mahmut gelmişti. Biz otu kullananların evine adam yolladık. Nasıl kullandınız otu diye. Tahmin ettiğimiz gibi millet otu yutmuş. Ya Tırı Mahmut? Tırı Mahmut'a gittim. Otu nasıl kullandın, dedim. Muhtarım, ben otu şöyle ektim, dedi. Sen niye yutmadın, dedim. Hıyara tuzu şöyle ektiğimize göre ben de öyle ekilecek sandım. Yanlış mı yapmışım, dedi. Yok yok, doğru yapmışsın. Peki faydasını gördün mü, dedim. Hafif bir kaşıntı var. Biraz daha kullansam bir şey olacak gibi. Sen yine de eğer ki, dedi, İhtiyarlar poşete ilişmeseydi tam işe yarayacaktı. Sen yine de bu ottan bulursan doğruca bana gel. Sağ ol, dedi. Güldüm. Yanaklarından öptüm. Kaşına kaşına gitti.